Evet, merhaba, selamlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır merak ettiğim bir ürünü inceleyeceğiz. Apple Watch'unuzu zengin saati nasıl yaparız? Zaten şu an geldiği fiyatlarla biraz zengin saati oldu ama hani böyle zengin saat derken işte Rolex var, işte bu işte neydi lan? İşte zengin saati mi? Richard Mille falan, o tarzda saat markaları gibi düşünün. Nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şu kılıfa bakınca lüks bir şey çıkmayacak gibi düşünüyorsunuz. Ben bunu takarım. 6'dan çıktı mesela bu saat mesela. Apple Watch 7 almasına mesela bence gerek yok Güray. Çok da güzel akıl verdim şu anda. Uzun yıllar kullanabilirim bu saati. Bir hafta önce yurt dışına gittim arkadaşın yanına. Bu arkadaşımız saat kendini almış. Ondan rica ettim, dedim ki açma, kullanma. Herif hala kıpır kıpır burada. Ben dedim sana bunu tanıtayım. O yüzden hani bir herhangi bir işbirliği, reklam falan değil. Sadece ürünün linkini yine koyarım. Hani merak edenler olacağı için. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi markamız Serafina Luxury diye geçiyor. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Serafina Luxury şu marka. Saatlerimiz bu. Bir bu, bir de bu. Bunlara Apple Watch'umuzu yerleştireceğiz ama biraz meşakkatli bir iş. Şimdi yanında böyle iki tane itemle geliyor. Her biri farklı farklı. Bunların içinde çık ona bakalım. Ha, bu bunun diğerinin metalin bu. Şimdi bunu alıyorsunuz, ilk maviyle başlayalım mesela. Diyor ki thanks for choosing us diyor. Paylaşırsan diyor make a video or take a picture and tag us diyor. Aa, video yapıyorum bak, video yapıp da bizi taglersen diyor. Bir şey yapınca $250 gift card kazanıyorsun diyor. Ben bunu taglerim. 250 buradan, 250 buradan taglerim. Neyse, şimdi bunu çıkartıyoruz. Bir de yanında böyle bir item geliyor. Ben bunları yakınlaştıracağım birazdan. Şöyle de bir tornavida, bez, işte vida ve şey geliyor. Arkadaşlar olayımız şu. Bileğimizdeki Apple Watch, bu arada benim Apple Watch'la birebir aynı. Ürün tasarımına da bakalım bir yandan da. Şurada ürünün logosu var mesela. Bu iyiye delalet bir şey. Şurada var benim görebildiğim. Zaten yapınca yakından bakarım. Şöyle ve şöyle bakacağız. Şimdi bunu açıyorum ben. Bu arada zengin saati yapıyor. Çok da böyle ucuz olduğunu düşünmüyorum. Aşağıda linki var da tahminim $200 ya da $150 bandındadır bu ürünler. Oo, malzeme ağır. İşçilik falan temiz tıraşlanmış. Genelde saatlerin böyle çerçevelerinde şeye bakarlar. Tıraşlanmasına bakarlar. Gayet mat, güzel. Şöyle bir çeviriyoruz burada itemimizi. Bak şöyle bir şey çıkıyor içinde. Aranızda bu niye çıkıyor bilen var mı? Tam çizilmesin diye mi? Aynen öyle. Apple Watch'unuz çizilmesin diye arkadaşlar. Bununla alakası yok. Tamamıyla bunu korumak için hani ulan taktık geri kılıfı çıkar, iki gün sonra çizilirse ne olur diye şey yapıyorsunuz. Apple Watch'umuz bu. Bu içindeki bunlar yedekler. Çok güzel bir saat tornavidamız var. Tornavidamızda burayı çizmeden sakince açıyoruz arkadaşlar önce. 4 tane vidamız var arkasında. Bu arada arkasında da Serafino Luxury İtalya yazıyor. Onu zaten en son saat takınca gösteririm. Şöyle arka kapağını çıkardık. Şu kılıfı şuna takıyoruz. Çok böyle ince bir plastik ya. Kılçık bir plastik. Amacı zaten sadece saatimiz çizilmesin. Sonrasında ise bu saatimizi buraya yerleştiriyoruz. Ama böyle yerleşmedi. Önce şu tuşun olduğu yere tuşa sokup öyle yerleştireceğiz. Bakayım rahat dönüyor mu? Aa, tamam, cuk oturdu. Çarklı gibi. Şu sistem çarklı gibi. Tak tak oturdu hemen. Sonrasında ise bunu takıyoruz ve vidalama işlemini yapıyoruz. Magnetli mi? Değil. Burası bizi bitirir. Arkadaşlar videoya devam etmeden önce size Hepsi Burada Premium'dan biraz bahsetmek istiyorum. Premium Hepsi Burada'nın yeni hizmeti. Aylık 9.90, ücretsiz kargo ve montaj gibi birçok sayıda avantajlı hizmeti barındırıyor. Mesela bir örnek vereyim. 25 TL üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz oluyor. Ayrıca Hepsi Burada üzerinden aldığınız mobilyaların montajı da ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Yine ücretsiz randevulu teslimat hizmeti var. Ücretsiz market teslimatı var. Benim en çok sevdiğim ücretsiz Bluetooth üyeliği var ve VIP call center hizmetinden de faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca cashback kazanımı var. Hepsi Burada market ve Hepsi Burada seyahat alışverişlerinde yapılacak alışverişler %3 cashback kazanımı sağlanıyor. Oldukça faydalı ve güzel bir hizmet. Açıklama kısmında linki var. Oradan bakıp sizler de sunduğu fırsatları inceleyebilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet, Apple Watch'umuz hazır arkadaşlar. Hatta şöyle bir saat de seçeyim bak. Apple Watch'umuzu şu an bir zengin saati yaptık. Bakın gördünüz. Şurasını da herhangi bir şöyle bir mesela menülerde, ayarlarda bir gezelim. Bak hiçbir şekilde zor dönmüyor. Dönme gibi bir şey yok. Çünkü tam böyle içine uyumlu bir çark yapmışlar ve o çarka cuk diye oturuyor Chrono'nun şeyi. Saatim tamamen resmen zengin saat oldu lan. Nasıl? Harbi söylüyorum lan, beğendiniz mi? Beğenmeyebilirsiniz. Reklam yapmayız burada. YouTube'da genelde böyle derler yani, bir şey beğendiysen hemen müthiş dediğin anda reklam. Bizde öyle bir şey yok. Kauçuk kaliteli mi abi peki kılıçlar? Kauçuk bence şu an kaliteli gözüküyor. Kalın bir kauçuk bu arada. Ama mesela şuradaki işçiliği beğenmedim bak. Şurada bir yanda bir nokta çıkıyor mesela. Delik açık. Kapalı olsaymış daha iyi olurmuş. Bu arada şöyle bir kordonu basit şekilde takıp çıkarabilirsiniz diye. Şöyle vidalı geliyor şeyi. Şu kısım.
Pahalı saatlerde böyle olur. Ama yine kauçuk da kendilerine özgü. Bak mesela logoları basılmış. Yani şurada var logoları, bak burada logoları var. Oldukça bunlar güzel detaylar. Yo, kaliteli duruyor, temiz duruyor. Ben asıl diğer metal olanını merak ediyorum. Ama çok şık olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bunu da böyle hızlıca yapmak için şöyle bir iki tane mandalı var. Kapatıyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Tamam, bak oturdu hemen. İlk saatimiz buydu. Başarılı bence. Temiz duruyor. Bu böyle hafiften biraz takım elbise saati gibi duruyor. Diğerini aslında daha çok merak ediyorum. O yüzden diğerine geçeceğim. Metal, komple metal. En azından daha böyle kullanımı yaygın bir tür. Genelde Instagram'da metalleri benim karşıma çıkıyor. Bunu bizim arkadaş almış ama ben olsam almazdım mesela. Bu rengi, bu modeli lacivert. Ama tabii saat bir zevk meselesi. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Şimdi bunu nasıl da açamamışım videoları yalandan ya. Şimdi diğer kordona geldik. Diğer kordonuz metal. Yine aynı şey var. Şu kılıfa bakınca lüks bir şey çıkmayacak gibi düşünüyorsunuz. Kılıf biraz düşük maliyet olmuş. Bu arada zaten ama bunun böyle her şey metal olduğu için kaplaması, maplaması. Çizilmesin diye her şeyi yapmışlar. Ama tabii saatlerde de şöyle bir şey var. Bir saatin konulduğu kutu ne kadar çetrefilli olursa o saat o kadar uçuyor arkadaşlar. Yani ahşap olsun milyonluk o saat oluyor yani. Ki ahşap olmadan milyonluk olan saatler de var. En basitinden Rolex'ler. Yine bunun içinden plastiği çıkıyor. Vesairesi çıkıyor. Bu gördüğünüz gibi bu komple metal. Hafif bu arada. Onu söyleyebilirim. Yani şu şeyler çok ağır değil. Yine burada markanın logosu var. Kapattığımızda AP gibi logo geliyor mu? Ona bakalım. Yok, gelmiyor. Şurada mesela bir logo ortada güzel olabilirmiş. Bunu da yine önce şöyle açmamız gerekiyor. Çıt diye ki rahat rahat vidalamasını yapabilirim. Metalde biraz daha zor. Birleşik olduğu için. Ha, şunu gösterecektim. Şimdi bu metal ya arkadaşlar bu. Metali ayarlamak için metalin kutusundan şöyle bir item daha çıkıyor ekstradan. Yani ikisini aynı naylondan yapıp atmamışlar. Onda şöyle bir şey daha çıkıyor. Bu da genelde böyle çekiçle falan da yapılır. Şuradan vuruyorsunuz. Bu baklayı almak içindir yani bu. Zaten baklaların okları falan da yazar şöyle. Ok işaretine göre ittirin diyor şuradan. İttirince çıkarıp baklayı bir tık küçültüp ya da büyütebiliyorsunuz işte. Gerçi bunda şu an büyük. Onu yapacağız. Yine şunun içinden şeyimizi alalım. Plastiğimizi. Yine buraya takalım. Aynen. Keyzer birebir aynı oturdu. Bu arada bu Apple Watch 6. 6'ya da uyumlu yani. Yine şöyle koyalım saatimizi. Cuk diye oturttuk. Tam dönüyor. Saat şu arkadaşlar. Nasıl? Tam bir galerici saati. Evet, ağır abi saat. Ağır abi saati oldu. Bir kro geldi ya. demeyeyim dedim. Bakın sabahtan beri bir şey geldi böyle. Olmadı yani, bir yakışmadı gibi. Ama ben bunu takarım. Sonuçta bir de şöyle bir durum var. Apple 6 olsa bile bu. Apple Watch 6 mesela. Diyor ki vay saate bak. Hani bir uzaktan gösteriyor kendini. Bu arada zevk meselesi yani. Ben mesela takım elbise giysem ya da gömlek falan. Mesela bu tarz bir saat takmayı tercih ederim. Onda bir ağırlığı var. Şimdi gelelim bakla küçültmesine. Bunun baklasını da arkadaşlar şuradan bir yerden bir tanesini şak diye ittiriyoruz. Normalde bunun çekişleri olur. Ama bizde ne çekiç var ne bir bok var. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bunu tam böyle bileğe oturtmamız lazım ama çok da zorlamasak mı? Sonuçta arkadaşın belki kendi yapar. Kendi yapsın ya. Normalde arkadaşlar bunun böyle altına bir düzenek koyarsınız. Bunu böyle koyarsınız. Üstten bunun çekişe yavaş yavaş vurursunuz. Sonra o çekicin arkası plastiktir bir tarafı. Takarken de o plastikle vurursunuz ki saat çizilmesin. Hani raconu budur. O yüzden bulaşmıyorum. Çizeriz, mizeriz bir şey olur şimdi. Saatlerimiz bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu bir tık daha bana olur var gibi geldi. Bu daha güzel gibi geldi. Bu da duruma göre değişir. Benim de böyle saatlerim var. Şimdi keko saat deyince şey olmasın. Ben de kekoyum diyormuşum. Yok yani duruma göre metal saatte hayat kurtarır. Mesela damatlık saati olurmuş böyle. Hakikaten he bak. Yıllardan beri mesela çok aranızda evlenen de vardır. Böyle boş bir saat alınıp takılır damada. Atsan atılmaz, satsan satılmaz ama taksan da takılmaz bir saat o. Hani böyle leş saatler olur. O yüzden kayınpederlere buradan özellikle sesleniyorum. Damada bir Apple Watch alın. Bir tane de bundan alın. En azından sonra Apple Watch'u o günlük hayatta da kullanabilir. Tertemiz saat olmuş olur böylelikle. Güzel olur. Çok da güzel akıl verdim şu anda. Çünkü hakikaten bok gibi saat alıyorlar. Çocuk böyle bir geliyor altın varaklı falan böyle. Şimdi
Bir kere takmak zorunda şimdi affedersiniz düğünde kayınpederin aldığı saati. O yüzden olanlara dikkat edelim. Evet, kendinize çok iyi bakın. Böyle bir videoydu. Dediğim gibi ürünün açıklama kısmında linki var. Oradan fiyatlarına bakabilirsiniz. Güncel fiyatlarına bakabilirsiniz. Yurt dışı firması büyük ihtimalle zaten shipping'i vardır ama yani gönderimi vardır ama nasıl olur ne olur yeni gümrük mevzuatına gelir mi gelmez mi hiç fikrim yok. Ben sadece değişik bir video olduğunu düşündüğüm için böyle bir tanıtım yapmak istedim. Bir de böyle şeyler vardı. Çetrefilli var ya, Rolex Morex yazıyor böyle Apple Watch'un içinde. Onları da Reels olarak yapıp atarım. Instagram'a ona bakabilirsiniz. Yorum kısmına yazar mısınız? Hangisini alırdınız? Alır mıydınız? Almaz mıydınız? Ne olurdu? Çünkü mesela şu an Apple Watch 6'dan çıktı mesela bu saat. Mesela Apple Watch 7 almasına mesela bence gerek yok Güray'ın. Size de almamış da. Bu arada istese alır. Hani öyle bir arkadaş Güray'ın öyle olduğuna bakmayın. Anlatırım sonra. Abisini tanıtacağım size. Mesela ben uzun yıllar kullanabilirim bu saati. Hani hiç case'den çıkarmadan. Uğraştırmaz yani. Bunun için mesela Apple SE de olsa olur Watch. İşte Apple 3 de olsa olur. Apple Watch 3 de olsa olur. Uzun yıllar götürebilir yani çok rahat bir şekilde. Çünkü şekil duruyor yani. Dışarıdan bak şekil mi şekil bitti. Evet, kısacası beğendiniz mi beğenmediniz mi açıklama kısmında yorum olarak yazabilirsiniz. Alır mısınız almaz mısınız? Onu da size bırakıyorum. Onu da yine yazarsanız sevinirim. Evet, kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.